Tolga olayı vardı. Bu Tolga olayında şu andaki yerel yönetimde sorumlu olan arkadaşlarımız bu işi bilmeden adeta sanki bacağı yapılan bir işmiş gibi, ama sonradan çuvallayacaklar da çok iyi biliyordu. Balıklama bu dolgu sistemine hiç ön bilgi edinmeden bu projeyi onay verdik. Ama tabii ki o şirketin buraya doldurma amacıyla değil, hani dolgu bahane töküm şahane bir şekil almış. O arada İstanbul'dan gelen dolgunun tabii ki dolguya uygun bir malzeme değildi. Ve buradaki arkadaşların beceriksizliği yüzünden oturmuş. Bu arada Sayın Belediye Başkanımız bizden yetki istedi. Tabii ki o yetkiyi kendi meşrut şeyleriyle 8'e karşı kendini alabilirdi. Ama biz o yetkide hayır söylemedik. Niye söylemedik? Çünkü bizim dolguya karşı olmamamızı, yani biz bu dolguyu istiyoruz. Ve bütün meclisteki bütün kendi partili arkadaşlarımız da o yetkiyi kendisine verdik. Yetkiyi verdikten sonra nasıl bir anlaşma yaptığımızı sorduğumuzda, yani biz önceden yaptığımız anlaşmada bir eksiklik mi vardı da bunu beceremediniz diye sorunca, pek de bir değişiklik yok. Topu hani Keşmiş yönetimindeki yapılan anlaşmaya nezarete atmak istedi ama döndük, aradan bir sene geçti, yine tık yok. Yani dolgu yürümüyor. Tabii ki ben bir sohbet esnasında biz burayı dedim, kazma yürekle doldurduk şimdiye kadar söylemiştik ama gerçi bize kalsaydı biz gerçekten o işi yapardık yani. Daha bir de şu su hatlarının değişmesiyle ilgili üst yolda farkındaysanız 200 metrelik bir yer kazmışlar. 200 metre. Ben üst modun orası 200 metre ancak var. Tam 2 aydan beri üzerine bir mıcır dahi dökemiyorlar. Biz de su hatlarını değiştik. Hemen akabinde altyapıyı değiştik. Bütün Çınarcı'yı kazdık. Akabinde hemen ardından aradan 3-4 ay geçmeden bütün sokaklarımızın %80'in bargesini, asfaltını yaptık. Şu andaki yönetim 200 metrelik yere mıcır dökecek hali yok. Niye yok? Çünkü bütün yan taşlarını, bütün yan taşlarını 120'ye yakın personel almış. Bu personelin maaşını çıkarttığında kendini başarılı hissediyor.